Türkiye'nin madenleri konu başlığıyla birlikteyiz. Arkadaşlar, Türkiye'nin madenleri bizim için kritik. Türkiye madenciliğinin en temel sorunu sermaye eksikliği. Arkadaşlar, Türkiye'de maden var ama para yok. Türkiye'deki madendeki parayı biz yabancı sermaye olarak görmekteyiz. O yüzden Türkiye madenciliğinin en büyük sorunu sermaye yetersizliğidir. Sermayenin getirmiş olduğu bir sorun daha var. Teknoloji yetersizliği. Direkt sana Türkiye madenciliğinin en büyük sorununu sorabilir. Sermaye diyeceksin. Ama derse ki sermaye ve teknoloji yetersizliği derse yanlış anlama. Doğru bilgidir. Türkiye madenciliğinin en büyük sorunu sermaye ve teknoloji yetersizliği olduğunu söyleyeceğiz. Önemli arkadaşlar, şuna da dikkat edeceksiniz aynı zamanda. Bak, bu da önemli. Arkadaşlar, en büyük sorun tamam sermaye ve teknoloji yetersiz ama bizim madenlerimizin bir sıkıntısı daha var. O da oluşum hareketleriyle kıvrılma, o deniz tabanındaki tortullar kıvrılmaya, sıkışmaya maruz kalınca, kıvrılınca madenlerimiz dağılmış. Bu önemli. Arkadaşlar, Türkiye'de maden tesisi açacağımızda, maden ocağı açacağımızda biz yeterli rezervi bulamıyoruz. Rezerv nedir? Yer altındaki toplam maden miktarı. Adam diyor ki burada 10 bin ton var, şurada 10 bin ton var, az ileride bir 10 bin ton daha var. O yüzden dikkat edeceksiniz. Bunun sebebi ne? Hepsi bir arada olsa, toplu olsa sıkıntı yok. Ama Türkiye'de o oluşum hareketleriyle, özellikle arkadaşlar kıvrım dağ hareketleriyle beraber dikkat ediyorsunuz. Kıymetli dostlarım, rezervlerimiz parçalanmıştır. Parçalı olması da Türkiye madenciliği açısından oldukça önemli bir sorundur. Dikkat edelim buna. Arkadaşlar, ekranın önünüzde değil mi şu anda? Ekranı görebiliyorsunuz. Doğru mu? Slide paylaşım önünüzde var değil mi? Güzel. Peki arkadaşlar, bir madenin işletmeye açılabilmesi için neler gerekiyor? Rezervi yeterli olmalıdır. Diyor ki adam, buraya tesis kuracağım, yol yapacağım değil mi? Oraya bir para harcayacağım. Buradaki maden bana yeterli mi? Yerin altındaki maden miktarı neymiş bu? Rezerv diye geçiyor. Rezerv, yerin altındaki maden miktarı olarak karşımıza çıkıyor. Rezerv yeterli olacak. Bir diğeri ise tenör. Arkadaşlar, taştan topraktan ayırdığımızda geriye kalan saf maden miktarıdır. Tenör neymiş? Geriye kalan, taştan topraktan ayırdığımızda geriye kalan saf maden miktarıdır. Tabii ki rezervi yeterli ve tenörü değil mi, yüksek olması lazım ki ben buraya tesis açabileyim. Unutmayın, rezervi yeterli, tenörü ise yüksek olmalı. Peki başka neler var? Maden yüzeye yakın olmalıdır. Arkadaşlar, ne kadar yerin altına inerseniz maliyet o kadar artacaktır. O yüzden maden yüzeye yakınsa işletmeye açmak, yatırım yapmak daha mantıklı oluyor. Derine indikçe maliyetin arttığını söyleyelim. Yine ulaşım kolay olmalıdır. Bir dağın ucunda veya böyle nasıl söyleyelim, ulaşımın çok sıkıntı olduğu bir alan olmaması lazım. Ulaşım maliyeti işi bozacaktır. Biliyorsunuz madeni taşımak çok maliyetli. Dikkat edeceksiniz buna. Ulaşımın buraya kolay olması gerekiyor. Yine bir diğer madde, iç ve dış piyasada talep olmalıdır. Arkadaşlar, ben bu madeni çıkartacağım. Çıkartacağım da satacağım. Ne yapması lazım? İç ve dış piyasada bu madene talep olması lazım. Talep olmalı ki ben de o tesisi kurayım, orada işleteyim. Yine bir diğeri, teknolojin yeterli olmalı. Türkiye madenciliğinde en büyük sıkıntılardan biri, teknolojimiz yetersiz arkadaşlar. Madeni çıkarmada, madeni işlemede teknoloji oldukça önemlidir. Sen teknolojin yetmeyen bir madene tesis kuramazsın. Teknoloji önemli bir şarttır. Bir diğeri, çevresel faktörler uygun olmalıdır. Kıymetli dostlarım, sen bir kere verimli tarım alanlarına zarar vermeyeceksin. Etrafındaki akarsu, göl gibi tatlı su kaynaklarına zarar vermeyeceksin. O tesisi açtığında
etrafına, çevreye zarar vermeyeceksin. Peki Türkiye'de bu durum tartışılır. Ama ve lakin dikkat edeceksiniz. Bir tesis açtığınızda çevresel faktörler oldukça önemlidir. Dikkat edelim. Yine arkadaşlar, metal madenlerin işletmesine metalurji sanayisi dendiğini de notlarımız arasına alalım arkadaşlar. Metalurji sanayisi sorularda karşınıza çıkabilir. Bu ne dediğinde metalik madenler, demir, bakır, krom gibi metalik madenlerin işletmesine ben metalurji sanayisi dediğimi söyleyelim. Arkadaşlar, bir madeni işletmeye açmak için işte bu şartların oluşması gerekiyor karşınızda. Yine önemli bir noktaydı madencilikte. Arkadaşlar, ülkemiz maden çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Bakın, maden çeşitliliğinde zengin bir ülkeyiz. E hocam neden? Bir, değişik oluşum zamanlarına ait araziler. Türkiye'de arkadaşlar taş kömürü var mı? Taş kömürü var mı? Var. Taş kömürü hangi zaman? Birinci zaman. Arkadaşlar Türkiye'de linyit kömürü var mı? Var. Linyit kömürü hangi zaman? Üçüncü zaman. He, bak, birinci zamana ait bir maden de var. Üçüncü zamana ait bir maden de var. Ha, o zaman ne diyorsun kıymetli dostum, dostlar, arkadaşlarım, ne diyeceksiniz? O zaman değişik oluşum zamanlarına ait arazilerde farklı madenler görülür. Bu da maden zenginliğini artırır. Bir diğeri volkanik faaliyetlerdir. Arkadaşlar, volkanik faaliyetler çok kıymetli. Nasıl yani derseniz şudur. Volkanik patlamalar sonucunda araziye yayılan lavların içi bu volkanik araziler metalik maden yönünden zengindir. Demir, bakır, krom, boksit gibi metalik maden bakımından zengindir. Yine volkanik araziler ne yapıyor? Benim maden çeşitliliğimi artırıyor. Türkiye maden zenginliğine baktığımda en zengin sahanın kıymetli dostlarım yukarı Fırat bölümü olduğunu, hatta buradaki Elazığ isminin, Elazığ ilinin isim yaptığını söyleyeceğiz. Türkiye maden zenginliğinde neresiymiş kıymetli dostlar? Yukarı Fırat bölümü oldukça önemlidir. Hatta bakın, Elazığ değil mi? Maden çeşitliliğinde öne çıkacaktır. Hocam, bunu hep karıştırıyoruz. Rezervi en fazla olan maden sorusunda dolomit diyeceksiniz. Birçoğumuz buna linyit diyor. Olmaz. Linyit, Türkiye'de her bölgede bulunan, yayılış alanı geniş olan madendir. Linyit, enerji kaynakları içerisinde, Türkiye için, değil mi, oldukça fazla bulunan bir madendir. Linyit budur. Yayılış alanı geniş, her bölgede rezervi var, her bölgede var ama rezerv miktarına baktığımızda miktar olarak, yer altındaki maden miktar olarak dolomit, dikkat edeceksiniz. Dolomit Türkiye'de rezervi en fazla olan madendir. Bu da yine oldukça önemliydi. Devam ettik. Anadolu'da ilk madencilik faaliyetleri Diyarbakır Çayönü'nün yerleşmesine dayanır. Bırakın Anadolu'yu, dünyanın en eski madencilik faaliyetleri diye geçiyor. Diyarbakır Çayönü. Ve burada arkadaşlar yumuşak bir maden olan bakır işletmiştir. Biliyorsunuz bu Çayönü Ergani çevresinde kalıyor. Diyarbakır Ergani'de kalıyor. Ergani bakır yataklarını, değil mi? Burada Diyarbakır Çayönü ta bilmem arkadaşlar binlerce yıl öncesinde burada ne yapmışlar? İşlemişler. Çünkü işlemesi kolay, yumuşak bir madendir. Arkadaşlar, Anadolu'yu geçtim, dünyada bile, bakın dünyada dahi en eski maden işlemesinin yapıldığı alan olarak karşımıza geçmekteydi kıymetli dostlarım. Peki arkadaşlar, o zaman yorum sorularına bir odaklanalım. Madencilikte çalışan kişi sayısı azdır. Dikkat edelim arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet, giden bir arkadaşımız da varmış. Dikkat ediyorsunuz. Çayönü gerçekten önemlidir. İlk köy yerleşmesi diye geçer. Anadolu'da ilk köy yerleşmesi diye geçiyordu. Önemliydi. Madencilikte çalışan kişi sayısı azdır. Burada makine gücüne dayalı bir işleme var. Yine
madenciliğin ülke ekonomisine katkısı azdır diyeceğiz. Bu da önemli. Arkadaşlar, çünkü biz dikkat edelim, ham madde olarak satış yapıyoruz. İşlemeden ham madde olarak sattığımızda ne oluyor dostlar? O yüzden ülke ekonomisine getirisi düşüyor, azalıyor. Dikkat edeceksiniz, madenciliğin ülke ekonomisine katkısı oldukça azdır diyoruz. Sebebi ham madde satışı olduğunu söyleyeceğiz kıymetli dostlarım. Peki, dünyada söz sahibi olduğumuz madenler. Arkadaşlar, bor neydi? Borumuz ötüyor borda. Mermer, bakın bu çok önemli, bundan bahsedeceğim. Mermer bizim için kritik bir maden, bundan bahsedeceğim ayrıca birazdan. Trona, soda külü, işte Amerika'da, Amerika ile beraber dünyada önemli bir ülkeyiz Trona'da. Feldspat, krom arkadaşlar, Türkiye'de kro çoktur. Değil mi? Kro çoktur diyoruz. Türkiye'de kro çok diyeceğiz. Bakırcılık kaderimiz olmuş diyeceğiz. Her taraf bakır, her taraf bakırcı. Zımpara Türkiye'de çok diyeceğiz. Buna dikkat edelim. Borumuzun öttüğü maden bor, değil mi? Kro çok, bakırcılık kaderimiz olmuş. Zımpara çok diyeceğiz. Mermer zaten Anadolu bir mermer adası gibi, mermer adası gibi zaten Marmara Adası'ndan gelecek ismi. Mermer Adası, Marmara Adası olmuştur. Osmanlı döneminde önemli bir yerdi mermerde. Trona, soda külü yine ülkemizde çok ve Feldspat'tan bahsedeceğiz. Oldukça önemliydi. Yine ihraç ettiğimiz madenler. Bakın ben burada bir madenin üzerini karalamak istiyorum. İhraç, yani dış satımda mermerin üstünü karalamak istiyorum ve buradan bir ok çekiyorum. Diyorum ki maden ihracatının, maden dış satımının %50'si mermerdir. Bu önemli arkadaşlar. En fazla bizden Çin alıyor. Çin bu bizim mermerlere bayılıyor herhalde. Dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Maden ihracatının, maden dış satımının %50'sinin mermer olduğunu, yine bor, krom, bakır, feldspat, çinko, kurşun, zımpara taşı, civa ve tuz ihraç ettiğimizi söyleyeceğiz. Bunlar ihraç madenlerimizdi. Arkadaşlar, ithalata baktığımızda taş kömürü, değil mi? Özellikle demir çelik tesislerinde önemli bir madendi. Biz taş kömürünü ithal, dış alıma gideceğiz. Demir yetmiyor. Maalesef yurt dışından, özellikle hurda demir üzerinden o demir ihtiyacımızı karşılıyoruz. Fosfatla fosus yurt dışından alıyoruz. Dikkat edeceksiniz buna. Bunlar da ithal, içinde al varsa o dış alımdır. Bakın, ihracat içinde al yok, o dış satım, ama içinde ithalat, içinde al varsa dış alım demiştik. Bu şekilde taş kömürü, demir ve fosfatı görmekteyiz kıymetli dostlarım. Devlet kontrolü söz konusu olan madenler bizim için yine kritik bir bilgi. Uranyum burada stratejik bir maden, nükleer santralde. Yine toryum stratejik, yine nükleer madende. Altını görüyorum, altının çıkartılışında siyanür kullanıldığı için çok tehlikeli, çok zehirli, yine devlet kontrolünde. Bor, uranyum ve toryum gibi stratejik bir maden olduğu için devlet kontrolü var. Asbest, bundan bahsedeceğiz. Asbest, kanserojen maden diye geçecek. Yanmazlık özelliği söz konusu olacak. Ütü kabloları, itfaiyeci tulumları, ama çok kanserojen bir madendi asbest. Dikkat edelim, yine kanserojen madde içerdiği için devlet kontrolünde olduğunu söylüyoruz kıymetli dostlarım. Evet, arkadaşlar, şurada bir bilgi var. Ben şöyle bir yakınlaşayım. Şurada bir bilgi var. Şuraya yakınlaşayım arkadaşlar. Türkiye'de rezervi bulunmayan madenler. KTP diye şifreliyorsunuz. Kitap diye şifreliyoruz bunu biz. Kobalt, titanyum, platin. Ben hiç duymadım. Türkiye titanyum yatakları diye bir şey duymadım ben. Arkadaşlar, dikkat edin. Madeni işletmesi bulunmayan, dikkat edelim. Madenin işletmesinin bulunmadığıları kim bunlar? Kobalt, titanyum ve platin olduğunu söyleyeceğiz. Dikkat edelim değerli dostlarım.
Evet, burada da yine kısaca şöyle bir esas almak isteyen varsa alabilir. Burada böyle bir özet geçmiştik şeylerde. Arkadaşlar, demir madenine geldik. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Demir madenini sorduğu zaman iş çok büyük. Sakarya Çamdağı'ndan, İzmir Torbalısı'ndan ama arkadaşlar hiç uğraşmayın. Sana demiri soruyorsa Sivas, Divriği, Kangal, Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi'yi verecektir. Bu iki yeri verecektir abi demiri sorduysa. Dikkat edelim. Sanayinin can damarıdır. En fazla kullanılan madendir. Arkadaşlar, Zonguldak ve Zonguldak Ereğli Erdemir Çelik, Karabük Kardemir Çelik. Bu demir çelik tesislerinin neye bağımlı kurulduğu soru olarak gelebiliyor. Dikkat edelim. Taş kömürüne yakınlığa bağımlı kurulmuştur. Yani kısacası enerji kaynağına yakın olarak kurulmuştur. Arkadaşlar bakın sadece sanayide bu iki tesis enerji kaynağına yakın kurulmuştur. Türkiye'de bu iki tesis hariç enerji kaynağına yakın kurulan bir sanayi yok arkadaşlar. Enerji kaynağına yakınlıktan bahsediyorsa Zonguldak Ereğli Erdemir Çelik, Karabük Kardemir Çelik buradaki taş kömürü buranın enerji kaynağıydı. Yine İzmir, İskenderun'da ulaşım, liman özelliği. İzmir Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik. Sivas, ham maddeye yakınlık. Yine kıymetli dostlarım, Kırıkkale silah fabrikasının yanında kurulmuştu. Kırıkkale Demir Çelik stratejik bir konumu vardı silah fabrikasının kenarında kurulduğunu söyleyelim. Arkadaşlar, en çok çıkan soru tipinin enerji kaynağına yakınlık, ham madde yakınlık, ulaşıma yakınlık. Tabii ki bu tesislerin kurulum yerindeki yer seçimindeki etkili olan faktör soruluyor. Yer seçimindeki etkili faktör ama ben bir yorumum var arkadaşlar. Bu demir çelik tesislerinin hepsi su kenarında kurulmuştur. Ha, not düş. Bunların hepsi su kenarındadır. Bir ikincisi arkadaşlar bunların hepsine demir yolu ulaşımı vardır. Taş kömürü ve demir işbirliğinde çalışan demir çelik fabrikaları hepsi su kenarında kurulmuştur ve hepsine demir yolu bağlantısı olduğunu söyleyelim. Hocam, demiri işlemek için biz ne kullanıyoruz? Taş kömürünü kullanıyoruz. Bu da önemli bir yorumdur. Demiri işlemek için biz neyi kullanmışız? Taş kömürünü kullanacağız arkadaşlar. Su kenarında olmasının özel sebebi şudur hocam. Çünkü demiri işledikten sonra soğutmak için, değil mi? O sudan faydalanıyorlar diyelim. Burada demirin haritasını vermiş bize arkadaşlar. Çıkarım alanlar çok geniştir ama her zaman söylerim. Sivas, Divriği ve Kangal, Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi olmazsa olmazdır. Kayseri, Farasa, Sakarya, Çamdağ, Balıkesir, Edremit, Eymir, İzmir, Torbalı, Adana, Feke falan filan arkadaşlar. Ama çıkarıldığı alanlar bunlar. Ama Ereğli, Zonguldak Ereğli Erdemir Çelik, Karabük Kardemir Çelik, Kırıkkale Demir Çelik, Sivas Demir Çelik, İzmir Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik işleme tesisleriydi. Evet arkadaşlar geldik kroma. Türkiye'de kro çok demiştik. Dikkat edeceksiniz buna. Özellikle arkadaşlar metalurji sanayisinde pasla yani metalik madenlerin işlenmesinde paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Silah endüstrisinde kullanılır. Çeliğe sertlik, kırılma ve darbelere karşı direnç sağlamada, oksitlenmeye karşı korumada krom kullanılır arkadaşlar. Daha birçok şey, boya, kimya endüstrisi, silah, mermi, top, uçak, gemi, denizaltı kaplamaları önemli. Krom kaplama diye geçiyor. Arkadaşlar, şimdi krom bizim için önemli. Çeliğe sertlik verir dedik arkadaşlar. Kro'dan gelsin aklımıza. Türkiye'de kro çok demiştik. Arkadaşlar kromun çıkarım sahaları çok geniştir ama ben burada birkaç tanesinden bahsedeyim size. Elazığ, Guleman çok önemli. Kopdağ, Bayburt, Erzincan, Muğla, Fethiye, Köyceğiz. Krolar tatil merkezlerini sever diyoruz arkadaşlar. Elazığ, Guleman, Kopdağ. Ben diyorum ki krolar Kopdağ'ında kopuyor diyorum. Mesela Elazığ, Guleman, Muğla, Fethiye, Köyceğiz. Krolar tatil beldelerini sever diyorum. Ama şunu da söylüyorum arkadaşlar. Eskişehir, Mihalaç.
bu madende yine öne çıkan, bak, Elazığ Kuleman, Kop Dağı, Muğla Fethiye Köyceğiz ve Eskişehir Mihalaç benim için önemliydi. Peki tesislere bakalım. Tesislere baktığımda arkadaşlar, demir çelikler hariç şifre belli. Bakın, demir çelikler hariç şifremiz belli. Sana eğer bu şekilde maden endüstrisi veya sanayi tesisinin yer seçimi soruluyorsa olayın şudur. Bakın, olayın şudur. Bir saniye. Olayım şu. Eğer tesis Türkiye'nin kıyısında veriliyorsa, kıyılarında veriliyorsa buna ulaşım dersin. Ama tesis ülke içinde bir yerde veriliyorsa ham madde diyeceksin. Hemen yorumlayalım. Elazığ ferrokrom içeride kalıyor, ham madde. Zaten Elazığ Guleman'da çıkarılmıştı. Antalya ferrokrom arkadaşlar ulaşım özelliğine bağlı kurulmuştur diyoruz. Krom oldukça önemli bir madendi. Burada kromun işte Elazığ ulaşım, yine Antalya, pardon, Elazığ ham madde, Antalya ulaşım demiştik. Dedik ki Eskişehir Mihalaç, bak bundan bahsettik. Yine arkadaşlar, bu Denizli Buldan Acıpayam, burası önemli aslında. Muğla Fethiye Köyceğiz, Kopdağ Bayburt Erzincan, yine Guleman Elazığ. Bunlar arkadaşlar önemli merkezlerdi, dikkat edelim. Bakıra geldik. Yumuşak bir maden olduğu için ilk çağdan günümüze kadar ne yapılmıştı? Kullanılmıştı. Bakır altından sonra en iyi iletkendir. Biz elektrik tellerini altından yapamayız. Ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki bakır kullanacağız. Bakır elektrik, elektronik, kimya, boyacılık, kuyumculuk, süs eşyasında kullanılmıştı. Bakır kaderimiz olmuş demiştik. Kader onun şifresi zaten. Kastamonu Küre, Artvin, Murgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden, Rize, Çayeli. Önemli çıkarım sahalarıydı. İşleme tesisine baktığımda hemen şifreyi uygula. Samsun. Arkadaşlar, kıymetli dostlarım, Samsun'da bir bakır çıkarımı yok. O zaman Samsun'un limanı var. Ulaşıma bağımlı kurulmuştu. Artvin, Murgul. Murgul içeride kaldığı için ve orada çıkarım olduğundan, bakın az önce söylemiştik. Artvin, Murgul. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Ham madde. Elazığ tesisi yine ham maddeye bağımlı kurulmuştur. Bakırcılık kaderimiz olmuş. Her köşe başında bir bakırcı göreceğimizi söyleyelim. Bakırdan geçtik. Boksit. Doğada boksit arkadaşlar işlendiğinde alüminyum olduğunu söyleyelim. Özellikle hafif olduğu için uçak gövdesi yapımında, roket gövdesi yapımında, yine ambalaj sanayisinde, konserve ve ambalaj sanayisinde kullanıldığını söyleyeceğiz. Önemli arkadaşlar, alüminyum. Tesislere baktığımda Antalya, Akseki, Konya, Seydişehir. Buraları bileceksin. Yine Adana, Saimbeyli, Gaziantep, Islahiye'de vardı ama Antalya, Akseki ile Konya, Seydişehir önemliydi. Bir tane tesis var. O da arkadaşlar Konya, Seydişehir'dir. Hatta Antalya, Akseki'deki arkadaşlar çıkarılan boksit Seydişehir'e götürülüyor. Dikkat edeceksiniz, bir tesisimiz var. Konya Seydişehir ham maddeye bağımlı kurulmuştur. Hatta şunu söyleyelim. Seydişehir Konya'nın ilçesi ama Akdeniz bölgesinde kalıyor. O yüzden boksit rezervinde Akdeniz öne çıkacağını söyleyelim. Bor arkadaşlar, dünyada arkadaşlar, eski göl tabanlarında oluşmuş tortul depolar içerisinde bulunup dünya rezervinin %70'e yakını bizim ülkemizdeydi. Bor bizim için önemli bir madendi. Cam sanayisi, kimya sanayisi, yine jet ve roket yakıt olarak kullanıldığını söyleyeceğiz. Boron olarak biz kullanıyoruz tabii ki. Yine bor cam, değil mi? Cam sanayisinde kırılmaz o ısıya dayanıklı cam ve jet ve roket yakıt olarak kullanılmıştı. Bebek diye şifrelemiştik. Balıkesir, Bigadiç, Susurluk, Eskişehir, Seyitgazi, Bursa, Mustafa Kemal Paşa, Kütahya, Emert diyoruz. Buna biz neymiş bu? Bor. Peki borda iki tesis var. Balıkesir, Bandırma, ulaşım. Eskişehir Kırka ham madde. Bakın Eskişehir içeride kalıyor, ülke içinde. Ham madde Bandırma Limanı, değil mi? Bağlı orada bir tesis var. Balıkesir de ne oldu? Eskişehir Kırka ve Balıkesir Bandırma, sen bunları unutma. Kırka tesisi ham madde, Bandırma tesisi ulaşım diyeceğiz. Bor ihracatında dikkat edelim. Bandırma Limanı oldukça önemlidir. Bakın burada Güney Marmara'da borun çıkarıldığı sahayı bize göstermiş.
Değerli dostlarım, tuz deyince Türkiye tuz üretiminin büyük bir kısmı %64'e yakınının Tuz Gölü ve diğer göllerden sağlandığını biliyoruz arkadaşlar. %60'lık bir kısmı göl tuzu, yine %28'lik bir kısmı ise deniz tuzu olduğunu. Deniz tuzu dediğimiz zaman aklımıza İzmir Çamaltı Tuzlası'nın geleceğini biliyoruz. İzmir Çamaltı Tuzlası oldukça önemliydi arkadaşlar deniz tuzunda. Göl tuzu deyince Tuz Gölü tabii ki tek başına olayı götürüyor ama yanındaki Seyfe Gölü ve Palas Gölü'nden de tuz elde ediyoruz. Bir de deniz tuzundan bahsettik. İzmir Çamaltı Tuzlası. Göl tuzu en fazla bundan tuz elde etmiştik. Tuz Gölü ki en fazla orası zaten. Tuz Gölü, Seyfe ve Palas Göllerinden bahsettik ama bir de kaya tuzu var. Kaya tuzu deyince de aklıma Çankırı geldiğini söyleyeceğim. Ama arkadaşlar yine Çankırı, Nevşehir, Yozgat ve Iğdır bu kaya tuzunda önemli olduğunu söylüyoruz. Çankırı zaten kaya tuzunun diyarı Çankırı, Nevşehir, Yozgat ve Iğdır'da önemli olduğunu söyleyeceğiz. Fosfat gübrenin önemli ham maddesidir arkadaşlar ama biz de fosuz yurt dışından alıyoruz. Bana eğer bu fosfatı sorarsa Mardin Mazı Dağı'nı verir arkadaşlar. Mazı Dağı'nda bir işletme vardı ve o ham maddeye bağımlı kurulmuştu. Dikkat edelim. Günümüzde bu tesis bir sıkıntı içerisinde ama arkadaşlar büyük kısmı dikkat edelim. Türkiye'de Mardin Mazı Dağı'nın isim yaptığını söyleyeceğiz. Fosfat deyince fosuz yurt dışından alıyoruz. Gübre sanayisi oldukça önemliydi. Mermer bizim için önemli. Maden dış satımının yaklaşık %50'siydi. Mermer dediğinde Marmara Adası aklımıza gelecek. Mermer Adası Balıkesir'de. Bursa, Bilecik, Muğla, Afyon, Burdur, Denizli. Hele ki arkadaşlar bize Elazığ'ın vişne çürüğü mermerinden bahsederse onun kalitesi pahalı, tavan yapmıştı ve çok pahalıydı. Elazığ'ın vişne çürüğü mermerine dikkat edelim. Maden dış satımının yaklaşık yarısı mermerdi. Geldik asbeste. Asbest alan ne diyoruz? Abdest alan yanmaz. Abdest al yanma. Yani yanmazlık özelliği olan madendir. Nedir bu? Ütü kablolarında, itfaiye tulumlarında, itfaiyede o yanmaz tulumlar. Yine arkadaşlar arabaların fren sisteminde biz asbesti göreceğiz ama sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Kanserojen madendir. Kanserojen olduğu için çok sıkıntılı bu maden oldukça tehlikeliydi. Civa'ya geldim. Civa doğada sıvı halde bulunan tek madendir. Arkadaşlar sıvı halde bulunan tek madendir. Dolgu bu dişçilikte, altın, gümüş üretiminde, ayna ve hassas terazi yapımında kullanıldığını biliyoruz. Civa dediğimde arkadaşlar benim aklıma İzmir Ödemiş gelecektir. Ödemiş, Civa, Civa Ödemiş diyeceksiniz. Yine İzmir Ödemiş'in yanında kıymetli dostlarım Konya Sarayönü de kıymetlidir. Ama ben Civa'yla İzmir Ödemiş'i eşleştirdim. Bizim için oldukça kritikti. Lületaşı arkadaşlar dünyada en kalitelisi bizde. Ben Lületaşı deyince aklıma Eskişehir gelmekteydi. Süs eşyası ve pipo yapımında kullanıldığını söyleyeceğiz. Lületaşı Eskişehir, Oltu taşı derse neresi? Erzurum gelmişti. Yine burada arkadaşlar tesbih yapımı kıymetli olduğunu söyleyeceğiz. Evet, Trona yani soda külü aklıma Beypazarı sodası geldi. Soda üretiminde önemliydi arkadaşlar. Beypazarı, Sincan, Kazan, Ankara'nın ilçeleri ama tesis bu soda üretimindeki tesis, Trona'yı işleyen tesis Beypazarı'nda olduğunu biliyorum. Amerika'dan sonra dünyada Trona'da önemli bir yerimiz olduğunu da söyleyelim. Trona, soda külü, Ankara aklımıza gelsin. Zımpara taşı arkadaşlar Türkiye'de çok olduğunu söyleyeceğiz. Çıkarım sahaları İzmir, Aydın, Muğla, Denizli. Hatta ben şey diyorum idam. Bunlara idam diyorum arkadaşlar. İdam İzmir, Denizli, Aydın, Muğla olduğunu söyleyeceğiz. Arkadaşlar İzmir, Denizli, Aydın, Muğla idam diye şifreliyorum. Zımpara taşı değil mi? Törpüleyici malzeme olarak inşaat sektöründe bir yeri var. Yine bizim için oldukça önemli bir maden olduğunu söyleyeceğiz. Barit. Barit dediğimde aklıma hemen radyasyon kalkanı gelecektir. Nükleer santrallerde arkadaşlar reaktörlerde kullanılıyordu.
radyasyon kalkanı olması önemliydi. Bir de kelimemiz sondaj. Bu da kritik bir kelime. Arkadaşlar, barit sondaj büyük bir çoğunluğu sondajda kullanılıyor. Yoğunluk basınç artırıcı olarak kullanılacaktır. Reaktörlerde, nükleer santrallerin reaktörlerinde kullanıldığını söylemiştik. Barit deyince şuraları bileceksiniz. Alanya ve Gazipaşa, yine Elbistan, Kahramanmaraş, Çanakkale, Eskişehir, Giresun, Muş, şu Alanya, Gazipaşa ile Elbistan önemli olduğunu söyleyelim. Manganez arkadaşlar, demir, baryum, kobalt, çinko ile birlikte bulunuyordu. Demir çelik sanayisinde çeliğe sertlik vermek için kullanılır. Ben arkadaşlar, manganez dediğimde aklına Denizli, Tavas gelecektir. Bitti. Denizli Tavas'tan bahsediyorsa o manganezdir. Denizli Tavas manganez. Bitti. Kurşun ve çinko beraber çıkartılıyor arkadaşlar. Kurşun ve çinko deyince özellikle bu mermi silah sanayisinde ve akü yapımında kullanıldığını bileceğiz. Kayseri ve Elazığ keban kurşun çinkoda önemli olduğunu söyleyelim. Bir daha söylüyorum. Mermi sanayisi, silah sanayisinde ve akü yapımında kullanılıyordu. Dikkat edeceksiniz bunu arkadaşlar. Kayseri ve Elazığ keban bu madende önemliydi. Altın dediğim zaman çok sıkıntı durmamız lazım. Yine arkadaşlar değerli biliyorsunuz ama bunun çıkarılışı siyanürle o büyük sıkıntı. Tehlikeli. Uşak Kışla daha geçen senenin sınav sorusunda çıkmıştı. En büyük tesisti. İzmir Bergama Türkiye'nin ilk tesislerinden biriydi. İzmir Efem Çukuru, Gümüşhane, yine Balıkesir, Kaz Dağları, Artvin, Cerattepe, Ordu, Altıntepe. Arkadaşlar bu altın madeninin çıkarıldığı sahalar çok sıkıntı yaşıyor. Gerçekten doğa katliamı diyebiliriz. Bunun siyanür kullanılması ve doğaya çok büyük tahribat verilmesi. Tıraşlanıyor böyle arazi. Hani demiştim ya, tesis kurarken çevresel faktörler diye, öyle bir şey hiç yok. Evet, uranyum deyince benim aklıma yum gelir. Her zaman bunu söylerim. Uranyum deyince yum gelir. Yozgat, Uşak ve Manisa'yı göreceksiniz arkadaşlar. Yozgat, Uşak, Manisa. Uranyumu, Yozgat, Uşak, Manisa'da göreceğiz. Toryum deyince de Eskişehir karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Uranyum ve toryum nükleer maden olduğunu bilmekteyiz. Hocam birkaç yerini bilelim. Arkadaşlar şunlardan bahsetmiştik. Biz bu madencilikte en fazla demiryolu ulaşımının kullanılması da oldukça önemliydi. Maden taşımacılığında en fazla demiryolu kullanılacaktı. Madencilikle ilgili 1935'te kurulan Maden Tetkik, Arama ve Etibank'ın önemli olduğunu söylüyoruz. Dikkat edelim arkadaşlar. Madencilikle ilgili 1935'te Maden Tetkik, Arama ve Etibank'ın bu maden işi için kurulduğunu söyleyeceğiz. Türkiye maden taşımacılığında en fazla kullanılan ulaşım ağının da demiryolu olması kritik, önemli olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar burada madenlerimizin çıkarım alanları bize verilmiş arkadaşlar. Mesela geçen sene bu görsel geçen sene de paylaşılmıştı. Altın nerede? Altın. Altını bulalım. Altında Efem Çukur'un, ha. Arkadaşlar altına baktığımda İzmir'den giriyor. İzmir Efem Çukuru. Geçen sene herkes bak, Uşak Kışladağ ve İzmir Efem Çukuru. Bu görsel geçen seneye ait. Sınavdan önce Instagram'da da paylaşmıştım arkadaşlar bunu. Gördüğünüz gibi kıymetli dostlarım, İzmir Efem Çukuru ve Uşak Kışladağ. Hocam Uşak Kışladağ'ını hani biliyorduk da Efem Çukuru neden çıktı? Arkadaşlar biz zaten bunları sizinle paylaşmışız. Geçen sene altın madeniyle ilgili soru can yakmıştı. Yine Hafik Gölü'nden sonra Hafik Gölü'ne üstüne basa basa değinmiştik ve bu madeni de bu şekilde vermemiz arkadaşlar beni gerçekten mutlu etmişti kıymetli dostlarım. Bir de böyle bir haritamız var. Madenleri tek ekranda görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu haritayı isteyenler bana Instagram üzerinden ulaşabilir. Gönderirim ben bunu size. Sıkıntı yok. Değerli dostlarım, Türkiye'de madencilik konusu dersiyle birlikteydik arkadaşlar.